Selam arkadaşlar. Bir süredir paylaşımlarıma ara vermek zorunda kaldım. Biraz rahatsızdım. Bugün biraz toparlandım. Ve hemen ilk iş sizler için bir soru yazıp bunu paylaşıp sizlere de bu sorunun bir katkı sunmasını istedim. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. ÖSYM'nin sorduğu sorularda özellikle problemlerde geçen sene gayet zor soruların geldiğini ve aslında bunların hemen hemen her sene bu tarz zorlukta soruların sorulduğunu söylemiştik. Soruyu çözmek, yani bazı sorular var ki mesela işte artık onların belli bir tarzı vardır, ezberlemişsinizdir, hemen denklemi çok çabuk bir şekilde yazarsınız ve ondan sonra hızlı bir şekilde sonuca gidebilirsiniz ama ÖSYM öyle sorular da soruyor ki insanın kafasını karıştırıyorlar. Yani problem iki satır bir şey soruyor belki problemde size. Çok uzun bir soru olmuyor belki. Ama orada neresinden tutup nereden yakalayıp nereden gideceğinizi kestirmek zor oluyor. İşte biz bunlara seviyesi zor sorular diyoruz zaten. Ben de bu sorunun seviye olarak zor bir soru olduğuna inanıyorum. Videoyu izlemeden önce sizler de düşünürseniz ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınızdır. Tabii ki zor göreceli bir kavramdır. Bazı arkadaşlarımıza belki kolay, bazılarına belki de normal, bazılarına da belki çok zor gelecektir. Bunu anlayabilmenin tek yolu sorunun çözümünü izlemeden önce soruyu kendinizin çözmeye çalışmasıdır diyorum. Ve soruyu sizlerle beraber çözmeye başlıyorum. Şimdi şöyle söyledik. 60 öğrencinin bulunduğu bir sınıfta Aykut öğretmen öğrencilerinin her birine küme, bağıntı ve fonksiyon kavramlarının tanımını yapması için birer kağıt veriyor ve sonrasında kağıttaki cevapları inceliyor. Bu inceleme sonucunda 12 öğrencinin küme, hemen bir yazalım buraya, küme, bağıntı, fonksiyon. 12 öğrencinin küme, 16 öğrencinin bağıntı ve 20 öğrencinin de fonksiyon tanımını bilmediğinin farkına varıyor. Fonksiyon tanımını bilmediğinin farkına varıyor. Şimdi kaç diye hemen yazalım. 12 küme, 16 ve de 20. Bunlar bilmedikleri. Bunlara çarpı diyelim. Kümeyi bilmeyen, bağıntıyı bilmeyen ve fonksiyonu bilmeyen öğrenci. Sınıfın mevcudu kaçtı? Unutmayalım. Sınıfın mevcudu 60. Ayrıca bir tanımı bilmeyen, evet, bir tanımı bilmeyen öğrencinin diğer iki tanımdan yalnız birini bildiği sonucuna ulaşıyor. Bir tanımı bilmeyen öğrencinin diğer iki tanımdan yalnız birini bildiği sonucuna ulaşıyor. Yalnızca birini bildiğinin sonucuna ulaşıyormuş. Tamam. Buna göre sınıfta üç tanımı da bilen öğrenci sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi burada sıkıntı şu. Öğrencilerin mesela nasıl kafası karışabilir bu soruyu çözerken? İlk önce ondan bahsedeyim. Bilmeyenleri vermiş. Yani 12 tane kümeyi bilmeyen var, 16 tane bağıntı bilmeyen var, 20 tane de fonksiyon bilmeyen var. Hepsini bilenlerin sayısını istiyor. Şimdi düşünen arkadaşlar mesela nereden gideceğini iyi kestiremezse o anda diyecek ki kümeyi 12 kişi bilmiyor, bağıntıyı 16 kişi bilmiyor. İyi de acaba kümeyi bilmeyenlerin içinde bağıntı bilmeyenler de var mı? Bağıntıyı 16 kişi bilmiyor, fonksiyon 20 kişi bilmiyor. Bu 16 kişinin içerisinde fonksiyon bilmeyenlerden, bağıntı bilmeyenler de var mı? Yoksa bunların hepsi ayrı mı? Yani 12 kişi kümeyi bilmiyor, 16 kişi bağıntıyı bilmiyor, 20 kişi fonksiyonu bilmiyor. Acaba bunlar iç içe geçmiş mi? Bunu bilmeyen bunu da bilmiyor olabilir mi? Bu birazcık 2021'dekini sorusuna benziyor. Yani %100 aynı diyemem ama orada da kafa karıştırması bakımından diyorum. İşte diyordu ki mesailerle ilgili bir soruydu. Esnek çalışma sistemine geçiliyordu soruda. Bazı kişiler 2 günde bir, bazı kişiler 3 günde bir mesaiye geliyordu. İyi de 2 günde bir gelenlerin arasında pazartesi işe başlayan olabilir. Salı işe başlayan olabilir. 3 gün gelenler arasında pazartesi gelmeyip salı gelen olur. Salı gelmeyip çarşamba gelen olabilir. Yani dediğim soruyu bilen arkadaşlar varsa oradaki karmaşayı burada da yaşayabilirler. Halbuki aslında soruyu dikkatli okuduğunuzda her şeyin cevabı var. Sadece okuduğumuzu iyi analiz edebilmemiz lazım. Şimdi ne diyor mesela? Küme. 12 kişi küme bilmiyor. Tanım bilmiyor, küme tanım. Ama burada önemli bir şey söylüyor. Bir tanımı bilmeyen öğrenci diğer iki tanımdan yalnız birini biliyor.
Ha, şimdi bir tanımı bilmeyen bir öğrenci diğer iki tanımdan yalnızca birini biliyor. Demek ki üçünü birden aynı anda bilmeyen öğrenci yok. Yalnızca birini bildiğine göre diyor. İkisini de bilmiyor demiyor. Üçünü de bilmiyor demiyor. Diğer iki tanımdan yalnızca birini biliyor diyor. Tamam. O zaman bu olay hep şu şekilde. Bu tanımı bilmiyor muyum? Bunu biliyorum, bunu bilmiyorum. Ya da bunu bilmiyorum, kimi biliyorum, bunu biliyorum. O zaman ben bir şeyi bilmiyorsam hep ikili bilmiyorum. Yani şunu bilmiyorum, şunu bilmiyorum, bunu biliyorum. Ya da bu ikisini bilmiyorum, bunu biliyorum. O zaman biz bunları bilmeyenlerin kümesini oluşturacak olursak, küme bilmeyenler, fonksiyon bilmeyenler ve de bağıntı bilmeyenler. Şimdi burada şöyle bir Türkçe'de bir bozukluk olabilir. Yani yanlış anlaşılabilir. Yalnız birini bildiğine göre. En fazla birini bildiğine göre demiyor bakın. En fazla birini bildiğine göre deseydi diğer ikisinden en fazla birini bilmediği de olabilir. Üçünü de bilmiyor olabilirdi. Ne diyor? Diğer iki tanımdan yalnız birini biliyor diyor. Yalnızca birini biliyor diyor. O zaman aynı anda üçünü bilmeme ihtimali yok. Bunlar küme bilmeyen, fonksiyon bilmeyen, bağıntı bilmeyenler ya. Üçünü birden bilmeyenleri şöyle şurada göstereyim bakın farklı bir renkle. Burası boş küme arkadaşlar. Üçünü birden bilmeyen yok. Ha, şimdi küme bilmeyen 12 kişi. E şimdi küme bilmeyen arkadaşlardan bak kümeyi bilmiyor. Yazıyorum buraya. Küme, bağıntı, fonksiyon. Diğer ikisinden yalnız birini biliyor. Bağıntıyı biliyor, fonksiyonu bilmiyor olabilir. Bağıntıyı bilmiyor, fonksiyonu biliyor olabilir. Yani küme bilmeyenler hep ikili. Ya küme fonksiyon bilmeyecek ya küme bağıntı bilmeyecek. Küme fonksiyon şurası bakın. Onu da şöyle göstereyim. Hem kümeyi bilmeyen hem fonksiyonu bilmeyen bakın burada. Buraya diyelim ki x. E küme bilmeyen kaç kişiydi? 12 kişiydi. O zaman küme bilmeyen, bağıntı bilmeyen var. Orası da 12 eksi x ki toplayınca 12 eksi x ile x'i 12 yapsın. Peki şurası ne? Burası yalnızca küme bilmeyenler. Ama öyle bir şey yok. Bir tanımdan birini bilmeyen diğer iki tanımdan yalnızca birini biliyor. Yani illaki bir tanesini biliyor. Burada ne var? Burada yalnızca küme bilmeyen dediği zaman diğer ikisini de biliyor farz etmiş olursun. Buraya bir şey yazamıyoruz o yüzden. Orada yazılanı, soruda verileni iyi anlayın. Devam edelim mesela. Şurası x dedik. Burada ne var? Fonksiyon ve küme bilmeyen, fonksiyon ve bağıntı bilmeyenler olacak bir de. Fonksiyon ve bağıntı bilmeyenler olacak. Onlar da ne kadardı? Fonksiyon bilmeyen 20 kişiydi. Burası x ise burası 20 eksi x. Bakın gene burası da boş. Burası boş. Burası boş. Bunlar yalnızca birini bilmeyenler. Yalnızca birini bilmeyen yok ki. Bir tanımı bilmeyen diğer ikisinden yalnızca birini bildiği için öbürünü bilmiyor. Yani aslında cümle bize şunu söylüyor. Bu sınıfta bir şeyi bilmeyen bilmediğinde aynı anda üçünü birden bilmiyor olamaz. Yalnızca birini bilmiyor da olamaz. Bir şey bilmiyorsa bir şey daha bilmiyor. Yani iki tanımı aynı anda bilmeyenler var. İki tanımı aynı anda bilmeyenler nereler bakın? Küme ve fonksiyon, fonksiyon ve bağıntı, bağıntı ve küme. Buralardan bahsediyor. Şimdi bir de şuna bakalım. Bağıntı bilmeyenlerin sayısı kaçtı? 16. E bağıntı bilmeyenlerin sayısı bakın burada 12 eksi x ile 20 eksi x. 12 eksi x artı 20 eksi x. Bunun da kaç olması gerekir? 16. Şöyle diyelim. 32 eksi 2 x eşittir 16. 32 eksi 16 eşittir 2x. Buradan x 8 gelecektir. Madem ki x 8 geldi, şurayı tekrar bu tarafa yazıyorum bakın. Küme bilmeyen, fonksiyon bilmeyen, bağıntı bilmeyen. Küme ve fonksiyon bilmeyen 8. X'i 8 buldum. 12 eksi x küme ve bağıntı bilmeyen 4. Bağıntı ve fonksiyon bilmeyen 20 eksi x. X 8'di. Burası da kaç oldu? 12. Ve bakın şöyle bir de evrensel kümesi var bunun. Evrensel kümesi. Şu dışarıdakiler de hepsini bilenler. 8, 4 daha. 12, 12 daha. 24. Peki sınıf mevcudu kaçtı? Tamamı 60'tı. 60'tan 24'ü çıkarırsam geriye 36 kişi kalıyor. Bunlar da her 3 tanımı da bilen arkadaşlar.
Şimdi böyle bu tarz sorular geldiğinde mesela bunu kümelerden çözebileceğimizi farkına varırsanız soru sizin için kolay olur. Bir de burada dediğim gibi cümlenin ne dediğini iyi anlamak lazım. Diğer iki tanımdan yalnız birini bildiği sonucuna ulaşıyor diye bakın. Bir tanesini bilmiyor, diğer ikisinden de yalnızca birisini biliyor. O zaman üçünü birden bilmiyor olamaz. Bir şeyi bilmiyorlarsa tek başına onu bilmiyor da olamaz. Demek ki iki tane tanımı aynı anda bilmeyenler var. Bir de hepsini aynı anda bilenler var. İki tane tanımı aynı anda bilmeyenleri kümemize yerleştirdik. Verilenlerden X'i bulduk ve cevaba ulaştık. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir TYT sorusu paylaşmış olduk. İnşallah sizlere katkı sunan bir soru olmuştur. Daha sonra diğer videolarda görüşmek üzere.